Doktor Banu İnce Demirpençe bizimle birlikte. İzmir'den geldiği çok belli oluyor. Pozitif şeyinden, ışığından. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, sağ olun güzel davetiniz için. Evet, bugün aslında tabii ki kış aylarında en çok ebeveynlerin sıkıntısı evet. çocuklarında çıkan, müpem her dakika, her saniye olabilen ateş. Ateş. Nedir ateş? Ailelerin en çok panik yaptığı, bilmelerine rağmen, okumalarına rağmen her ateşlendiğinde benim hastalarım da dahil olmak üzere hepsinde telaş yaptıkları. Ateş nedir? Ateş günlük vücuttaki ısı değişimlerinden daha yüksek bir ısının olmasıdır. Normal nedir çocuklarda vücut sıcaklığı? 36.4 ile 37.0 arası normal vücut sıcaklığıdır. Bunun üstü ateştir. Çocuklarda ateşin en sık nedenine gelirsek... enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlarda da viral enfeksiyonlarda daha çok bence sık görmek istiyoruz. Enfeksiyonlardan daha çok koşma. Koşma. koşma enfeksiyon dışı nedenler de mevcut. Evet, evet. Ama çocuklarda en sık gördüğümüz neden enfeksiyonlar. Hemen tabii bir biz... bunun ateşi çıktı diye bir korku aynen hali, öyle. Panik evet, hali var. Panik halinde geliyorlar. Şimdi normal vücut iç ateş, dış ateş diye ailelerde bir terim vardır. İç ateşi beyin çıktı doktor hanım. Hemen böyle telaşlanırlar. Şöyle aslında tıbbi olarak açıklayacak olursam ateş normalde çocuklarda ağızdan, kulaktan, koltuk altından, alından ve makattan ölçülebilir. Koltuk altından ve alından ölçüldüğünde deri vücut sıcaklığıdır ve 37 derecenin üstü ateştir. Ama ağızdan, kulaktan ve makattan ölçtüğümüzde vücut sıcaklığını, iç vücut sıcaklığını ölçeriz ve 38 derecenin üstü ateştir. Bir derece daha fazla ölçeriz. Hmm. Aslında iç ateş dedikleri budur hastaların. Tıbbi olarak da açıklaması budur. 5 bölgeden ateş ölçülür. Şimdi çoğu evde termometre henüz yok. 2017'deyiz ama gerçekten hala mi? Görüyorum. Artık elektronikler var kulaktan ama ölçüyorlar. Ama hala da ailelerimizde termometre yok ve elle ateş ölçüyorlar. Dudakta bakar. Çok göreceli bir kavram. Ondan sonra elle ateş ölçülmemesi lazım. Her çocuk olan evde bir termometre olması gerekir. Benim ilk başta ailelerime söylediğim budur. Birçok termometre var. En basiti elektronik dijital termometreler. Bütün eczanelerde satılır ve fiyatı çok ucuzdur. Kullanımı çok kolaydır. Koltuk altı ölçüm ve makattan ölçüm yapılabilir onlarla. Şaşırıyor olabilir ondan mi onlar arada? Tabii ki şaşırıyorlar. O yüzden ben mutlaka ikinci bir termometre de evde bulunsun istiyorum. İkili beraber ölçüm yapın diyorum. En yükseği, evet, ortalama değil en yükseğini ateş olarak kabul edelim diye ben ailelerimi uyarıyorum. Şimdi çocuklarda 5 bölgeden ateş ölçülüyor. Ailelerin bilmedikleri diğer bir nokta da bu maalesef. En aslında tıbbi kitaplarda bizim referans kitaplarımızda önerilen makattan ölçümdür. 4 yaşına kadar makattan ölçüm yapılabilir denir. Ama çocuklar 1,5-2 yaşından sonra makattan ölçümü reddederler. Ağlarlar. Saygı duymak lazım. Israr etmemek lazım. Evet. Ailelerin makattan ölçümü bilmedikleri için ve bazen termometreyi makattan ileriye ittikleri için bir takım travmalarda neden olabileceği için genelde biz çok tercih etmiyoruz. Erkek çocuklarını evet, da tercih etmiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Genelde biz tercih etmiyoruz. Koltuk altı ikinci en güvenilir yöntemlerden bir tanesidir. Ama en kolay evet. En kolayıdır. Ama burada da çocuk rahat durmaz. En az bir 30 saniye dijital termometrelerde koltuk altında tutmak gerekir. Bip sesini duyana kadar. Çocuk orada rahat durmayabilir. Düzgün bir şekilde ya da uyku halindeyken orada ölçülebilir. Ama koltuk altının temiz ve kuru olması gerekir. Eğer nem ise farklı dereceler çıkabilir. Diğer bir yöntem de son 10 yıldır. İnfrared teknoloji, kızılötesi termometreler vardır. Kulaktan ve alından ölçen termometreler mevcuttur. Kullanımı kolaydır. Hastanelerden de biz alından ölçerleri kullanıyoruz. Ancak infrared olduğu için, uzaktan ölçtüğü için özellikle alından ölçenler deri vücut sıcaklığını ölçer. Uzaktan ölçer. 37 derecenin üstü alından ölçerler de ateştir. Şu andaki stüdyonun ışıklarından bile etkilenebilir. Ortam ısısından bile etkilenebilir. Dolayısıyla evde kullanım için aslında çok uygun değildir. Diğer bir infrared... Floresan kullanıldığı için. Aynen öyle. Diğer bir infrared termometremiz de kulaktan ölçümdür. Aslında benim de ailelere en çok önerdiğim, kullanımı kolay olan kulaktan ölçümdür. Onun da dezavantajları vardır. Kulaktan ölçüm termometrelerinde buşon varsa ölçemeyebiliriz. Evet. Yani kulak kiri varsa kulak zarından ölçemeyebiliriz hı-hı. ateşi. Onun dışında kulak probu iyi temizlenmediyse ve düzgün sokulmadıysa kulağın içerisine yine ölçemeyebiliriz. Ama diğerlerine baktığınızda hızlı ve kolay. 30 saniye değil ama hemen 3-5 saniyede sonuç verir. Şu an annelerimizin bize kullandığı evet. derecelerden böyle ağzımıza soksak olmaz. Evet. Çocuğun ağzına. Evet. Hilal Hanım'cığım civalı termometreden bahsediyorsunuz. Evet. Civalı termometreler 2008 yılından itibaren artık yok değil mi? Evet, yasaklandı. Tüm dünyada da yasaklandı.
Onlar piyasada kalktı. Eskiden biz kullanıyorduk. Makattan ve koltuktan ölçtüğünü bilirim annemin. Onlar kalktı. Şu anda daha çok kullanılan dijital termometreler. İnfrared termometreler biraz daha pahalı. Aileler tercih ederse kulaktan veya alından termometrelerle karşımıza geliyorlar. Bahane Hocam, ateşi bir şekilde tespit ettik. Evet. Bu ateş iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ateşin olması iyi mi? Çok güzel. Evet, ateşin olması aslında iyi bir şey. Ateş bir savunma mekanizmasıdır vücudum. Savaş. Evet, bir savaş. Burada savaş var. Savaş mıdır? Şimdi ateşe neden olan nedir? İlk başta onu söylemek gerekirse virüslerin, bakterilerin, mantarların, parazitlerin yapı maddeleri egzojen pirojen deriz biz bunlara. Vücuda girdikten sonra savaşçı hücrelerimiz tarafından fagüste edilirler. Yani içeriye alınırlar ve savaş başlar. Bu savaşçı hücrelerimiz onu içeriye aldıktan sonra, içeride hapsettikten sonra bir takım maddeler salgılarlar. Biz bunları sitokin diyoruz. Sitokinler salgılandıktan sonra bizim termoregülasyon merkezimiz hipotalamusa uyarı gider ve vücut ısımıza bir artış meydana gelir. Bu ne demek? Savaşın başladığı demek. Aslında iyi bir şey. Ama çocuklarda ateşi neden düşürüyoruz? Neden önemli? Birincisi, nasıl yaklaşacağız? Ateşi düşürmeli miyiz peki? Evet. Şimdi burada asıl önemli kaç derecede ateşi düşürmemiz gerekir. Bunu sorgulamak gerekir. Niçin çocuklarda ateş önemli? Bir kere çocukluk çağında en sık gördüğümüz 6 ay ile 5 yaş arasında febril komizyon vardı. Nedir? Ateşli havale. Bütün çocuklar risk altındadır. O yüzden ben şöyle söylüyorum. 39 derecenin üstü genel olarak yüksek ateştir ve bir an önce düşürülmesi gerekmektedir. Çünkü havale eşiğine yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz demektir. İkincisi de yüksek ateşler önemli hastalıktan habercisi olabilir. O yüzden ateşi kontrol altına almamız gerekir yüksek dereceler. Ama bizim subfebril ateş dediğimiz 37-38 arasında ateşlere çok müdahale ettirmiyorum. Çok müdahale etmeye de gerek yoktur. Orada vücut bir savaş halindedir. Eğer çocuk huzursuz değil ise orada tolere edebilir çocuk. Ama özellikle kulaktan, makattan 39 derecenin üstü, alından ve koltuk altından 38 derecenin üstü yüksek ateştir ve burada hemen müdahale etmemiz gerekir. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki büyük çocuklara makattan uygulama yapmayalım. Bazı aileler 6-7 yaşındaki çocuklara makattan uygulama yapıp ateş ölçmeye çalışıyorlar. Bu yanlış bir uygulamadır. Tıbbi kitaplarda 4 yaşından sonra makattan uygulama önerilmemektedir. 6 yaşından sonra kulaktan ölçüm daha güvenilir ama küçük çocuklar eğer düzgün ölçebilirseniz kulaktan ölçüm en güzel evet. yöntemdir. Bunları ailelerin de altına çizmek istiyorum. Çok yapılan yanlış hatalar var maalesef. Şimdi mesela doğru bildiğimiz yanlışlar olabilir. Evet. Çocuğa sirke, alkol, ne bileyim kolonya, tabii. ateşi yükseldiğinde hemen anneler biraz da telaşla. Hala da sirke uygulaması, kolonya uygulaması, buz uygulaması ateşte mevcuttur. Bunlar doğru bilinen yanlışlardır. Yanlış mı bunlar? Tabii ki. Çünkü şöyle söyleyelim. Normalde çocukta ateş çıkarken çocuk üşüme ve titreme gelir. Bunun nedeni... Birdenbire ateş yükseldiği için dış organlar adapte olmakta zorlanırlar ve zaman olur ve üşüme titreme ile kendini belli eder. Eğer siz bu zamanda alkol gibi, buz gibi, soğuk su gibi, sirke gibi şeyleri uygularsanız uygulama şeklinde dış organlardaki vazokonstriksiyon deriz. Onu daha da artırırsınız ve titremeye daha bir meyilli hale gelir üşüdüm çocuklar. Üşüdüm dediği örtersek peki. Aynen öyle. Evet. Aileler üşüdüm, ateş çıkan çocuk üşür ve titrer. Bu gayet normaldir. Aileler onu daha da örtmeye çalışır ama bu çok yanlış. Çok işte yanlış tabii. Çok hata çok ve yanlış. Çocuğun ateşin daha da yükselir. İşte ailelerin iç ateş dediği birdenbire yükselir ve 40 derecelere 41 derecelere çıktığını biz görmekteyiz. Bu da yapılan diğer bir yanlıştır. Onun dışında yapılan diğer bir yanlış da hemen apar topar ateşli çocuğu soğuk suyun altına sokmaktır. Bizim istediğimiz... Ateşli bir çocukta soğuk suyun altına sokmak değil, ılık su 32-34 derece yani ılık olması lazım. Eğer soğuk suyun altına düşerseniz daha da titretirsiniz çocuğu ve morarmaya başlar çocuk vazokonstriksiyon cevap olarak ve aileler daha da telaşla bu sefer acile koşuyorlar. Çocuğun morardı, ateşlendi aslında yaptıkları yanlış uygulamadan dolayı hemen suya sokup çıkarmaları olur, öyle değil. Şimdi ateş çocuğunuzun ateşini saptadınız, 39 derece gibi yüksek bir ateş saptadınız. Ne yapalım? İlk önce ortam ısısını düşürmemiz lazım. O da ısısını düşürmemiz lazım. Özellikle kışın soba yandığında ya da radyatörler çok yandığında 27-28-30 derecelere çıkar oda sıcaklığı. İlk önce onu 21-22 derecelere düşürmek lazım. Kaloriferleri kısıyoruz. Evet, aynen evet. öyle. İkinci yapacağımız uygulama ise çocuğun vücut ısısını düşürmesine yardımcı olmamız lazım. Üstünü çıkarmamız lazım.
Aileler daha da örtmek ister üşüdüğü için. Hayır, öyle değil. Bir kilot, bir atlet ya da beziyle kalacak şekilde üstünü soymamız lazım. Üçüncü yapacağımız şey de eğer 39 derece gibi yüksek ateşler sapladığınızda hemen yaşına uygun, kilosuna uygun dozda ateş düşürücüsünü vermek zorundayız. Şimdi ben bunu özellikle altını vurguluyorum, kilosuna ve yaşına uygun dozda diyerekten. Hala da ailelerimiz ateş düşürücülerin dozlarını bilmiyorlar. Yani şuruplar var mesela. Evet, şuruplar var, fitiller var. Zaten çocukluk çağında kullanılan iki tane etkin ilaç vardır ateş düşürmek için. Parasetamol ve ibuprofen. En güvenilir olan parasetamoldür. Parasetamolün hem fitil formu vardır, bunlar etken maddeler vardır. Evet. Fitil formu eğer çok yüksek ateşlerde fitil makattan uygulandığı zaman 10 dakika içerisinde etki eder. Çabuk etki eder. Çok yüksek ateşlerde onu uygulamasını biz öneriyoruz. Ama fitili de 4-5 yaşından sonra uygulamayı önermiyoruz. Bir de fitillerin dozu şu şekildedir. 12 kilonun üstünde etkisizdir. 12 kiloya kadardır. Hmm. 12 kilonun üstüne fitili koysanız da etkin dozda olmaz. Evet, bunu altını çizmek istiyorum. İkinci şuruplardır. Şuruplar aslında yeni doğan itibaren kullanılabilir ama uygun dozlarda olmak zorundadır. Buradan ben bütün ailelere şunu söylemek istiyorum. Dikkatli olsunlar. Ateş düşürücü birçok marka var. Aldıktan sonra prospektüsüne baksınlar. Orada kilosuna göre dozlar mevcut. Ha. Doktora ulaşamadınız. Çocuğunuzun ateşi var. Eczaneden gittiniz, ateş düşürücü aldınız, geldiniz. Prospektüsünü açınız lütfen ve uygun dozda veriniz. Çünkü bazen öyle oluyor ki 20 kiloluk çocuğa çok düşük miktarda veriyor. Ateşi düşüremedim doktorum. Sorguluyorum. Ne kadar verdi? Doz, 1 çay kaşığı. Doz ayarını yapamamış. Doz ayarını yapamamış. Ateşi peki, kontrol altına alamamış. Kaç kez yapsın da size başvursun? Bu, şimdi, bu da önemli. Hani bir haftadır ateşi var. Veriyoruz sabah akşam kesiyoruz. Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Parasetamol ve ibuprofen yani ateş yürücü şurupların verilme süresi 4-6 saat 8 saatte bir verilebilir. Evet. Onun dışında 4-6 saatte bir verdiniz, ateş çok yüksek seyrediyor, ateşi kontrol altına alamadınız, hemen ateşi kontrol altına alamıyorsanız bir ılık duş. Ilık duşla da yaptırdığınız kontrol altına alamadınız, mutlaka bir sağlık merkezine başvurup ateşi düşürmede sağlık personelinden, biz hekimlerden yardım ya istemeniz lazım. Ateş düşmeden evet. O işlem bitmiş değil. Yani hayır. Şurubu verdim nasıl olsa hadi uyuyalım diye bir dünya yok. Şurubu verdiyseniz eğer bütün ailelere de bunu söylüyorum. 10 dakikada bir ateş ölçümüne dikkat edin. 10 dakikada bir düşene kadar ateş ölçümüne dikkat edin. Bazen verip unutuyorlar ve sonra hop çocuk havaleyle karşımıza geliyor. Aslında etkin bir şekilde ilacı vermemiştir aile. Ateş daha da yükselmiştir. Şimdi bu ilaç konusunda ikinci ailelerde eğer 3 günden fazla ateş sürerse. Mesela 3 gün boyunca ateş kontrolü evde yaptı ama bir türlü ateşi 48-72 saatte düşmedi. Hemen hekime başvurmak zorundalar. Ateşle beraber ishal kusma varsa hemen dizlere gelmek zorundalar. Bu başka bir şeyi işaret evet. eder bu durumda. Onun dışında ateşle beraber döküntü varsa, özellikle kırmızı da olabilir, mor döküntüler, bunlar çok önemlidir. Meningokok enfeksiyonu açısından da, döküntülü hastalıklar açısından da ateşe döküntü eşlik ediyorsa hemen gelmek zorundalar. Onun dışında ateşle beraber bilinç değişikliği var ise, ateşle beraber aşırı halsiz, bitkin görünümde ise mutlaka biz hekimlere başvurmak zorundalar. Evde havale geçirdiğindeki müdahalemiz evet. ne olacak onu da bir öğrenelim. Tabii. Şimdi 6 ay ile 5 yaş arasında bütün çocuklar havale açısından risk altındadır. Özellikle anne babasında havale geçmişi varsa, ateşli havale geçmişi varsa. Yani ateşli her çocuk havale geçirir mi? Ondan sonra her çocuğun bir riski vardır. Risk ama var. Ailede varsa anne baba çocukluk çağında risk eğer artar. Ateşli havale geçirmişse %25 oranında çocuğunda geçirme ihtimali mevcuttur. Evet, çocuğumuzun ateşi çok yükseldi ve birdenbire gözlerini bir noktaya dikti ya da gözler kaydı. Bilinci kapandı ve zangır zangır titremeye başladı. Çocuk alev alev yanıyor, çocuk ateşi. Ne yapalım? Aileler çok panik. Elbette panik olacaklar ama sakin olmakta fayda var. İlk önce bunu söylüyorum. Sakin olduktan sonra ilk önce çocuğun hava almasını sağlamamız lazım. Ortamı hemen bir havalandırmak lazım. İkincisi çocuğu yan yatırmak lazım. Hmm. Ya elini başının altına koymak lazım ya da bir yastık koymak lazım. Çocuğu yan yatırıp havalenin geçmesini beklemek lazım. En fazla 1-2 dakika sürer. Uzun süren havalelerde zaten hemen 112'ye arayaraktan yardım isteyebilirler. Arkasından havale esnasında en çok yapılan yanlış uygulama hemen ateş yürücü. Ağzını açıp ateş yürücü şuruf vermek. Havale geçirilen çocuk kasılmaya başladığı anda siz ağzını açmaya çalışmayınız. Onu travma yaparsınız. Dişi zaten kilitlenmiştir. Yutamaz. Açar, aynen öyle.
Artı siz ona bir de ateş yürüyüşürüp vermeye çalışın. Aspirasyon Yutamaz. Neden olursunuz. Hı-hı. Akciğerlerine kaçmasına ve boğulmasına neden olabilirsiniz. Sakin olacaksınız. İkinci yapılan en büyük yanlış da hemen ateşli çocuğu soğuk suyun altına sokmak. O da yanlış bir uygulamadır. Yapmanız gereken orada hemen ılık bir su alıp ateşi düşürmesine faydalı olabilirsiniz. Evde fitiliniz varsa, kilosuna ve yaşına uygunsa fitil verebilirsiniz. Daha önce havale geçiren çocuklarda biz bir de evde tekrar havale geçirmesin diye dediğimiz bir ilaç veririz. Onu uygulayabilir aileler. Bunun dışında bunları yaparlarsa zaten havale kendiliğinden geçer. Ve evet. Ondan sonra bir hekime başvurmalarını öneriyoruz. Evet. Kesinlikle. Doktor Banu İnce Demirpençe çok teşekkür ederiz. Evet. Verdiğiniz bu faydalı bilgiler için. Sağ olun. Ağzınıza çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.